Ay kızı adın hayaldir, hoş bakışın yamandır. Çaldın garip kalbimi, ben sana hayrandır. Geline vah geline, hayalin silinip gide. Şirin şirin danışır, kurban olam diline. Ben sana hayrandır. Hayalimizde beyaz atlı bir prens, bahtımıza çıktı külüstür, bir de Mercedes. Kınasız duvaksız düğün bırakmadı heves. Bize hep ithal gelin derler, ithal damat derler, bize Almancı derler ya da Osman der. Oysa beyaz atlı prensiz biz, gönüllerin prensesiyiz biz. Ay kızı adın hayaldir, hoş bakışın yamandır. Çaldın garip kalbimi, ben sana hayrandır. Geline vah geline, hayalin silinip gide. Şirin şirin danışır, kurban olam diline. Ben sana hayrandır. 40 yıldır geçip geldik bu yollardan Almanya'ya. Acıları azaltıp umuttan mutluluğa. Sonunda çevirdik kurbeti Sıla'ya. Bize Almancı derler ya da Ausländer. Biz artık gurbetçi değiliz, yine de gurbetçi derler. Gurbetçi, gurbetçi. Oysa insanız biz, insanız biz. Abi sence bu zamanlarda kendini böyle savunmak gerekli mi? Senin gibi bir bayan için acilen gerekli olan bir şey. Kaçırırlar vallahi yoksa seni bu güzellikle. Şımartıyorsun, aslında biliyorsun hiç gerek yok. Ama kaçırırlar ama 5 dakika sonra aldıkları yere gider. Sen hiç utanmıyorsun değil mi? Şöyle benimle konuşurken de yüzün hiç kızarmıyor ha? Sen bana vermedin mi o sahte evleri ya? O kadar da para basmıştım ben ona. Ne diyorsun Cingöz ya, sahte mi? Baba 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 baba. Olamaz ya. Vallahi ben kendi ellerimle bastım. Yani pardon şeyde makamla kendi ellerimle teslim aldım. Demek o tinki sana sahte inat verdim. Ulan ben onu doğramazdım. Dur dur rahat doğramı otur. Adam vurdu, pencereyi açtık. Füyür aşağıya papiri, ben de kurulana kurulara çıkardım eyledi. Poz çıktı ya, sahte deyip çıktı. Bir de orijinalle çok benzetmişsiniz diye 5 yıl bilirsin dedi. Ay, ay, ay be! Git başımda! Andırman yapıyoruz. Delf Fetal'in üstünde be. Gedim şinalde. Beni öğrenci be, beni vuruyor. Uf. Meditasyon lazım şimdi be, of. Hadi bırak. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Yani hocam değil mi? Merhaba. Selamün aleyküm. Kimdi bu Murat? Öğrenci. Ben de yedim yani. Derhal bana bir açıklama yapıyorsun. Ich kann nicht verstehen. İşine gelmeyince anlamazsın tabii. Gel lan. Ver bana. Ver lan. Siktir lan. Önder'den duydum. Gene iş buluyorum diye gitmişsin. Ya başarılı olacağım diye. Az kalsın porno star oluyormuşsun salak. Baba, ağzını hayır at sen. Evladın hakkında ne biçim konuşuyorsun? Ben öyle kötü yollara düşecek adam değilim, tamam mı? Belki dulum ama aptal değilim. Hem adamlar başrol teklif ettiler. Ben nereden bileyim öyle müstehcen bir rol verecekler diye. Ooo Haydar'ım, lan niye demiyorsun Haydar Usta geldi diye. Hoş gelmişsin Haydar'ım. Nasılsın, iyi misin ya? Ben seni görünce tuhaf oluyorum ya bir de. Oğlum gel bak, müstakbel kayınmelitlerin gelmiş buraya. İstediğim çaya gel, hadi çabuk, çabuk. Hoş gelmişsin Haydar'ım, nasılsın, iyi misin? Bekir yine yaraklığa başladı. Çayla maya beni kandıramazsın. Cıvıtma gene Haydar Usta. Terbiyesizlik etme, cıvıtan sensin. Hani havale gelmişti? Hocam hayrola? Hiç sorma ya ya. Bizim Fahri'nin ses yarışmasına katılacağım da. Görüyorsun işte para lazım, mecbur temizlik yapıyoruz. Hocam lütfen ya, minareden mi düşünün sen? Yani bu durumlara niye düşürüyorsun kendini ya? Şey diyeceğim ya, senin bu geçenlerde şu aşk meşk meseleleri vardı. Ne oldu bu iş?
isimsiz bir yerden ben mail geldi. Ciddi misin ya? Ne diyor? Güzel şeyler yazdı. Kuş gibi oldum, eriyordum. Ama ne cevap yazacağımı bilmiyorum. Ben, yaz ben, seksi, yakışıklı, virgülleri unutma abi. Sportik, sportik, bir erkek olarak da. Yazdın değil mi abi? Yazdım. Sevmek ve sevilmek isteyen her bay ve bayanı açıyorum abi. Ne diyorsun lan sen çüş? Şaka yaptım. Bay ve bayan. Kulağa bir şaka yaptım ama ne bileyim ya. O an içimden öyle geldi. Yanarım, yanarım, tutuşur, yanarım, kapılır ateşi, seni de, beni de, belalım. Serdar, ben de tam seni bekliyordum. Ama arkadaki kalabalık seni taş plak gibi ezmeden çabuk şakı bakınca şakacaksın. Çıktım çamın kurusuna, çıktım çamın kurusuna, balta vurdum kurusuna, balta vurdum kurusuna. Serdar, bu ne muhteşem bir ses. Sar olacak adamsın Allah'ım. Arkadaşlar, şuraya inat sloganımızı hep beraber söylemeyiz. Ne sloganı ya? Hadi bakayım hep beraber. Ling 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 ama sana Osmanlı'nın gizli silahını göstereceğim ben. Was ist gizli silah? Gesundheit, ich hol dir ein Taschentuch, ja? Osmanlı tokatı diyorum, yiyeceksin bir. Ja. Murat, bu ne? Taschentuch. Murat, bunlar ne? Uy. Yaktım çırağını, gel buraya. Gel buraya diyorum sana, yiyeceksin Osmanlı tokatını. Rüya, bırak. Gel buraya. Ay, ay. Plan yaptım. Ay gıcık oldu bugün boğazım. Bak planı yaptım. Tamam mı? Akşam babam geliyor. Sen babamla mutfağa geçiyorsun. Yaptığımız yemeklerle babayı oyalıyorsun. Ayhan'la ben burada didik didik babanın ceketini ortaya döküyoruz. Tamam mı? İçinde ne var ne yok bütün kirli çamaşırlarını ortaya çıkartıyoruz. Ya ablacığım tamam sakin sakin. Sen savaşa gitmiyoruz. Vallahi SWAT özel timini de geçtik biz bu arada ha. Abla, Ayhan geldiğinde onu kenara çek, anlat bütün evi, her şeyi berbat etmesin bu işimizi. Kızım bana diyorsun ki sakin ol, ben nasıl sakin olayım ya? Babam bunu öğrenirse var ya, bize öyle bir tane çakar ki, hayatın çakılır senin. Bu kesin Ayhan'dır. Bak abla, Ayhan'ı kenara çekip tam anlat, vallahi pot kırması yoksa rezil eder bizi ablam ya. Tamam, tamam. Aa, hoş geldin abla. Evet. Geç içeri. Ne haber bacılar? İyiyiz. Bak Türkan abla, sen Ayhan'a hemen bu hızlandırma hücum kursunu hemen veriyorsun tabii ki. Otur abla. Otur, otur. Otur. Keçi, Bekir operasyonunu başlatıyoruz. Tamam mı? Allah. Bak şimdi iyi dinle ama. Filiz birazdan babayı mutfağa götürecek. Orada oyalayacak, biz ikimiz ceketi didik didik edeceğiz. Desene abla, bu sefer keçinin gözünü oyduk. İnan kaçamazsın baba bu sefer. Abla. Sen beni hiç ciddiye almıyor musun Ayhan? Abla, zili ciddiye alalım. Zil çaldı, zil. Ya beni heyecanlandırıyorsun. Zeyim ayağımı dolaşın. Bana bakın, sakin olun. Babam sakın anlamasın. Panik yapma. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım. Nasılsın bakayım, iyi misin? İyiyim ha. Babacığım. Nasıl geçti günün? Çok güzel geçti kızım. Dolar yükselmiş ki. Vallahi billahi sevincimden uçuyorum ben. Baba ben asarım. Dur lan eşek şıpası. Ne oldu lan? Baba. Ne oldu lan? Ceketini yeni bir kız mı buldun yoksa? Yoksa kız mı kaçırdın? Vallahi kaçırsan iyi olur yani. Ben de masraftan kurtulmuş olurum. Ne alakası var baba ya? Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım. Sağ olasın. Sen de hala burada mısın? Evet ya baba. Şey düşündüm. Önder bugün zaten işten geç geleceğim dedi. Tabii sen şimpanze diyorsun enişteme. O da burada yokken dedik şöyle hep birlikte ailece bir akşam yemeği yeriz diye düşünmüştüm. Aman 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 aman. Gördünüz mü bak hobileri doğrultusunda ne güzel planlar yapıyor benim kızım. Severim kızımı.
Babacığım. He yavrum. Senin çok sevdiğin yemekleri hazırladık Türkan ablamla. Hemen mutfağa gidelim istersen. Mis gibi kokuyor mutfağın içi. Bayılacaksın. Biraz sonra gitseydik kızım. Acelesi neydi? Şimdi gidelim baba. Yani o mis gibi kokuyu kaçırmanı hiç istemem vallahi. Öyle mi? Evet. Hadi bari gidelim. Babacığım benim. Hadi bakalım. Babacığım afiyet olsun. Ama acele etme, yavaş yavaş ye. Önceden şöyle bir 3-5 çorba iç, midan ısınsın bunu. Sağ olasın oğlum, sağ olasın. Benim düşünceli oğlum, akıllı oğlum benim. Hadi baba. Afiyet olsun. Görüşürüz, görüşürüz. Sağ olun çocuk. Afiyet olsun. Bizi de çağırın ha yemek hazırsa. Tabii tabii. Tamam ya. Gel babacığım. Gel babacığım bak. Kusun bu aceleyle gel. Mis gibi kokuyor babacığım. Hakikaten mis gibi kokuyor ya. Çok güzel kokuyor. He, çok iyi olmuş, çok iyi olmuş. Babacığım sana bugün var ya, çok sevdiğin yemekleri hazırladık. Adamın cepleri delik deşik ya. Çabuk ol çabuk, gelecekler. Leş gibi de cacık kokuyor ya. Hadi. Arıyorum işte, bir dakika ya. Vallahi kokusu da çok güzel kızım da. Ya bu anlamlı günün sebebi ne? Ben onu anlamadım. Bir mesele mi var ortada? Babacığım. Ya hani Helva annenin yemeklerini özlemişsindir diye ablamla sana böyle çok sevdiğim bu menüyü hazırlayalım dedik ya. Canım canım kızım benim. Çok düşüncelisin, çok düşüncelisin vallahi billahi ya. Değil mi abla? Ha öyle öyle. Vallahi mis gibi kokuyor, mis gibi. Harika kokuyor baba, vallahi bak yeme de yanında yat. Ben bir şuraya geçiverim bari. Ceketimi alayım da gelen. Kızım, ne kapının önüne dikilmişsin? Çekili versene oradan. Ya baba, ben fenalaştım galiba. Kan şekerim mi düştü ne? Ay bir de öksürük tuttu. Aman kızım şuna pasta getir, pasta. Değil mi abla? Oldu. Merkel kontrol altında. Merkez 1-2. Kızım çekiliver oradan. İkiz kulelerin teki gibi ortaya çıkmışsın. Kafayı mı yedin? Etti bu yavrum böyle. Ay baba tamam ya. Aman 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 aman. Ay tamam. Ya şimdi gelin oturalım, yemek zaten hazırlayacağız babacığım, gel sofraya oturalım. Ayağım da gelir sonra hep birlikte. O da katılır bizim yemeğimize. Ne yapacağını şaşırdı zaten değil mi? O ye kızım, daha çok ye. Canım kızım benim, canım kızım benim. Aman 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 aman, tombicim benim. Hadi kızım getiriver şu yemekleri, hadi hadi hadi. Şu ne? Çok gel bak şimdi. Şu paralara bak gel. Bırak şimdi işi. Gelirim. Bak var ya, ikimizin 5 yılda kazanacağını bir günde getirip kendi elleriyle teslim ettiler. Nasıl kafama? Abi bilmiyorum, nasıl kafama, yazık yani ya. Bırak yani, doğru dürüst bir şey organize et de garibanlar nasiplensin. Sen ne diyorsun ya? Ben yani doğru dürüst bir şey organize etmiyorum. Bak akşama sana bir çilingir sofrası kurayım. Gör bak. Nasıl yani ya? Ya ben insanların mutlu olmaları için çaba gösteriyorum. Hem bak bizim politikacılar da aynı taktiği uyguluyor. Önce söz veriyorlar, sonra... Nanay. Yatıp dinleniyorlar. Abi ben kayboluyorum. Hadi sen işine bak. Sen ya, işine bak. Merak etme. Nerede o çıt kırıldı? Şişe mi kırıldı? Ya ne şişesi ya? Hayır ben de zannettim 70'lik gitti diye, yazık oldu demiştim. O sarışın şey nerede? Aa, sen bizim Şule'den bahsediyorsun. O içeride birazdan gelecek. Hayrola? Eğer bir soru soracaksan benim uzmanlık alanıma girer. O pek anlamaz o işlerden. Allah'ım ya, çattım ya. Nasıl? Anlamadım. Benim hakkında mı konuşuyorsunuz? Hayır hanımefendi, benim uzmanlık alanımda size bir şey soracakmış da ben de dedim ki o pek anlamaz. Ya abi bu galiba uzaktan yakından senin uzmanlık alanına girmiyor. Bana öyle geliyor yani. Bakışa bak. Bana bak, Şule misin nesin?
O gittiğin karate okulu var ya. Bizim yakışıklı çekirge değil mi? Şuna bak ya. O çekirge dediğim benim erkek arkadaşım bir kere, tamam mı? Bir daha seni onun yanında göreyim. O tırnaklarını koparır, saçlarını yolar, suratını da boyayıp maymuna çeviririm. Oh. Hayret bir şey ya. Dünya ahiret hocam olsun kızım ya. O bana asıldı. Ben öyle bir şey yapar mıyım hiç? Sakin olun bayanlar. Sakin olun ya. Ne öyle birbirinize didişip duruyorsunuz? Sen sus be Ayyaş. Seni de polise şikayet edeceğim. Sarhoş şekilde öğrencilerini araba kullandırıyor diye. Kim? Ben. Tövbe yala. Külliyen yala. Zaten bir adamın adı çıkmasın. Hem bak seni özür dileyeceğiz. Özür dilerim kere şahsımadan. Değil mi Şule? Sen de özür dilesene. Şule. Özür dilerim canım. Yani senin yakışıklı çekirgene dokunmak istemedim. Şuna bak ya, hala çekirge diyor. Terbiyesiz. Jennifer Lopez taklidi. O benim tırnağım olamaz. Hayret bir şey. Sen ona yüz basarsın Allah'ın makinelerine. Sağ ol Fahri abi. Paranoyak bücür ne olacak? Üf, moralim bozuldu. Bak pençe pençe oldum yine. Üf. Ama öğrenci. Sen de ona buna asılacaksan gitme bir daha öyle yerlere. Ya ben ne asılıyorum abi ya? Hayret bir şey. Biliyorsun yani benim problemim. Millet bana yapışıyor. Abla bu çocuk gibi bir şeyle karalamış ama. Ya ver sen şunu ver ya. Babamın el sanatlarıyla pek eli yatkın olduğu denilmez yani. Ama... Bundan ben de bir şey anlamadım doğrusu. Filiz sen bir baksana, sen bir şey anladın mı? Ver bakayım abla. Babam burada bir odayı çizmiş ya. Odayı? Bunu oda çizimi bu. Aslan abla be, ajan gibisin vallahi. Devam et. Ya bu bizim homeroom. Bodrum kattaki koltuğun orada bir şey saklamış, işaretlemiş. Bakın, bakın, bakın. Babam parayla alakalı hiçbir şey unutmaz biliyorsunuz. Öyle değil mi abla? Şu Nemo filmde hani bir tane balık var ya, dakika başı ismini unutuyor. Ya balık deme ya Ayhan, canım balık çekti şimdi ya. Ya abla bir pasta bir balık çekiyor canın senin de ya. Ya gidelim de şunu bir an önce bulalım. Hem meraktan çatlayacağım, hadi kalkın. Hadi bakalım, hadi hadi. Operasyon başlıyor. Sıfat özel team iş başında. Lan Önder, lan Önder yine gelmedin lan sabah sabah. Yine bütün işler bana bakacak be. Vallahi. Bu ne lan? Vay Cemal abi. Vay özürlü insanları artık yardım ediyorsun sen ha? Ulan baya acayip güzel bir şeye benziyormuş ha. Şuna bir oturayım. Vay. Ulan Hafız sabah sabah. Ulan ne işin var senin sabah? Hafız hayırdır? Bu iş için sen çok ciddi yardım baksana. Ulan, yerleri siliyorsun. Ulan ne yerleri, bir yardım et yardım. Ne oldu ne oldu? Ya şu Cemal abinin. Dur bir dakika. Tekerlekli sandalyesine oturayım dedim. Kenarıya çekecektim. Tam düştüm yere. Uyuy anaman aman aman aman. Uyuy anaman. Çocuk gibisin lan ya. Ulan şunu dedim. Sen hangi sandalyeden bahsediyorsun? Ya şu insan hayatını kolaylaştıran sandalyeden ya. Bu yana. Ya o ölüm makinesi kardeşim, ölüm makinesi. Ne ölüm makinesi lan? O insanların hayatını kolaylaştırıyor lan. Özürlü insanların sandalyesi o ya. Cemal abi özel işlerinde kullanıyor biliyor musun? Haraç alırken böyle. Geçenlerde arkadan bir ses geldi. Yalvarın lan dedi. Ben bir korktum böyle var ya. Felaket. Börek mi yapıyorlar diyorsa arkada? He kol böreği yapıyorlar. Kul abi kol böreği yapıyor. Ya bırak bu işleri ya. Şu arkadan şöyle güzel soğuk bir şey getir Cemal abi, gelmeden içelim hadi. Ulan Önder utanmıyorsun lan. Şu ayağımız sabah sabah şu şekle girdi. Daha sen kalmışsın, içeceği benden istiyorsun lan. Hadi bakalım hadi. Ulan ne insafsız adamsın be. E
Önder anlat, haberler sende. Ya ne haberi al. Al oku sende olsun. Al. Ne oldu lan, sabah sabah hiç konuşmuyorsun. Yeni bir özellik mi edindin yine? Hayırdır Hafız? Bana imam nikahı mı yapacaksın? Bu ne ilgi? Tövbe estağfurullah tövbe. Ne imam nikahı ya? İş arkadaşım değil misin? O yüzden icap etti de söyledim. Hayret bir şeysin ya. Gel içelim şu kolalarımızı ya. Şerefe. Ne şerefi ya? Ne oluyor lan burada? Benden kaçacağınızı mı zannettiniz? Travesti kırıklı sünepeler size. Yok abi biz... Kes lan kes. Abi, kes. Şey. Güzel bir ceza hak ettiğinizi düşünüyorum. Bu bir manevi ceza olacak sizin için. Doğru. Hafız. Dur abi. Sen bütün gün bu Ken Önder'in taklidini yapacaksın. Önder. Sen de Hafız'ın taklidini yapacaksın. Sakın. Hata yapayım demeyin. Gözümden bir şey kaçmadığını çok iyi bilirsiniz. Sonra o kıçınızın altındaki sandalyeyin daha farklı ne işlere yaradığını görürsünüz canlı yayında. Tamam mı lan? Tamam. Tamam abi. İstersen bir derin uyuyor mu diye bir baksam ya. Ya tamam mı? Hadi git işte. Tamam. Hemen geliyorum. Ay deli edecek bu çocuk. Bekir. Bismillahirrahmanirrahim. Koca Bekir. Dükkanın yanıyor. Aman ne güzel halka. Ne ettin de gel. Bekir. Bekir sana dördüncü karı bulmuşlar. Kapıda hem de cıplak. Sen artık bu dünya. Herko çok acı çektim mi adamı? Gel artık canıma ya. Vallahi baba şunu al, ben artık kendimi feda edeceğim ya. Siz gidin artık. Ben abi yuttum ya. Boşuna göndermişim seni Erka, dördüncüsünü bulamadım ben ya. Baba, Bekir. Koca Bekir. Orada taze dönerin kokusu çok kötü geldi. Bir kokmuş dönerinden bir porsiyon yemek için gelmişim. Şu kolumu bir bıraksana. Bırak kolumu. Hep böyle yapıyorsun sen de ya. Bugün bizim telefonlara sadece bayanlar bağlanıyor, dikkatimi çekiyor. Siz bayanlar şanslı bugün. Hatice Hanım, sizi dinliyorum. Nereden arıyorsunuz? Ben Almanya'dan arıyorum. Neresinden, hangi şehirden? Ben avukatımla konuşacaktım. Benimle konuşuyorsunuz, Şerif Issı ile görüşüyorsunuz. Sosyal hizmetler uzmanı. Avukat değilim ben, Şerif Issı benim adım, sosyal hizmetler uzmanıyım. Şerif ne? Şerif Issı, Şerif Bey diyebilirsiniz, buyurun. Ben 91'de işe girdim. Evet. Ondan sonra 2004'te kadın hastalığında yattım. Üstüne çalıştım zigaradan. Ondan sonra üstüne zigaraya çalıştım. Hatice Hanım, ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Yavaş konuşun. Bir de işe girdin mi? Günaydın baba. Günaydın kızım. Ne yapıyorsun? Şu programı izliyorum. Ne bu program? Sosyal danışma programı. Yazık kadına bak, derdini de anlatamıyor ama Şerif Bey nasıl sabırla dinliyor. Bu danışma hattıydı değil mi? Evet evet. Baba diyorum ki biz de mi arasak ya? Olur. Ablamın bu vize işlemleri için belki faydalı olabilir. Bilmediğimiz bir şeyler vardır. Dur ben numarasını alayım. İyi akıllı kızım. Bu adam müthiş şeyler anlatıyor ya. Evet. Ne biçim konuşuyor bu kadın böyle ya? Hatice Hanım, ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Yavaş konuşun. Sen bir de işe girdin ya. Ben bilmiyorum. Bir saniye. Beni dinleyin şimdi. Beni dinleyin şimdi. Şu anda beni dinleyin. Ben kalabilir miyim burada? Şu anda beni dinleyin.
Bir, yavaş konuşmaya çalışın. Tane tane konuşmaya çalışın. Hiç anlamıyorum sizi. Ben size zaman ayıracağım. Heyecanlanmayın lütfen. Şimdi, siz 1991 yılında işe girdiniz. 91'de işe girdim. Kaç sene çalıştınız? Ondan sonra 2004... Benim sorularıma cevap verin Hatice Hanım. Bana çıkış verdi 2004'te. Ondan sonra 94'te biliyor musun? 94'te bana çıkış verdi. Bir de burada çocuk ondan sonra oldu. Burada bir çocuk olunca ben emekli olabilirim. 58 yaşındayım. Televizyonunuzun sesini kısın bir. Tamamen. Telefonun sesini ben kapattım. Şimdi benim sorularıma tek tek cevap verin. Ondan sonra ben 1990'da işe girdim ya 3 sene. Ben hiç... Arada. Ondan sonra 2004'te, ondan sonra orada 4 sene, 3 sene çalıştım. 1994'te ben kadın hastalığına yattım 2 hafta. Ondan sonra daha çıkış verdi. Bir sene işsiz parası verdi. Hatice Hanım. Ondan sonra şimdi ben 58 yaşındayım. Burada Hatice Hanım böyle konuşursanız... Olabilir miyim? 58 yaşındayım. Hatice Hanım böyle konuşursanız ben size yardımcı olamam. Hattan almak zorunda kalabilirim. Benim sorularıma ben sorayım, cevap verin, susun. Bir daha sorayım, tekrar cevap verin. Mesela bir daha edeyim, öyle mi? Bir saniye bekleyin şimdi. Siz 90... Bir saniye bekleyeyim, kapatayım telefonu. Hayır, kapatmayın. Beni dinleyin lütfen. Tamam. 91'de işe başladınız. 91'de işe başladınız. Evet deyin, tamam bitti. Lütfen ama yani. Sizi hattan almak zorunda kalacağım, yardımcı olmak istiyorum. 91'de işe başladınız. 3 sene çalıştım 94'te. Bir saniye nefes alın. Çıkış geldi. Ondan sonra fabrikaya kağıt veren olmadı. Şimdi burada bir doğum yaptım. Hatice Hanım, şu anda ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Benim soruma cevap verin. Durun, bir daha konuşun. Hepsini makinalı tüfek gibi arka arkaya saymayın. Size yardımcı olamam. Bir, 91'den 94'e kadar çalıştınız, bunu anladım. Çalıştım. Tamam, bitti. 94'ten, bitti lütfen. 94'ten sonra ne yaptınız? 94'ten sonra ne yaptınız? 94'te 3 sene çalıştım işte. Hiç bir şey gelmedi. Bazen bir rente kağıtları geliyor Almanya şeyinden. Benim size tavsiyem. Siz en yakınınızda... 58 yaşında işte, şimdi 58 yaşındayım. Ben kapatayım, dinliyorum avukat, öyle mi? Ben hiçbir şey anlamadım sizin söylediklerinizden. Ben bir şeyler söylemeye çalışacağım. Beni televizyondan dinleyin lütfen. Çünkü anlamı yok. Peki, iyi günler efendim. Şimdi bir, çok özür diliyorum tüm izleyicilerimden. Ha Rüya. Efendim baba. Sen gitmeden önce sana bir şey hatırlatayım. Biz geçen gün aramızda bir tartışma oldu. Unuttuğumu zannetme, halletmemiz gerekiyor kızım. Şey baba, benim U-Bahn'a yetişmem lazım. Okula gideceğim ya. Kaç bakayım, kaç. Ya baba, kaçmak değil. Her insan bir hata yapabilir. Tabii ki insanoğlu hata yapabilir. Hatasız insan olmaz zaten. Ama şunu unutma, hata ve yanlış doğrunun anasıdır. Sorun olan hatayı yaptığın zaman ya da yanlışı onu kavrayıp tekrarlamamaktır. Eğer tekrarlıyorsan bir işe yaramaz. Ve en güzel şey nedir biliyor musun kızım? Onları bizzat kendini anlaman gerekiyor. Ben şimdi senin ağır derslerin var. Zihnini karıştırmayayım. Evet baba, tamam, bence de. Tamam canım benim. Kafana da takma bunları. Neyse. En önemli dersin şimdilik. Ben kaçıyorum. Akşama tamam. Görüşürüz, tamam mı? Oldu kızım. Hadi. Görüşürüz. Tamam. Hadi güle güle ya. Herhalde bizim kız bu gidişle yuvadan uçacak. Kahrolsun be. Ben yine yalnız kalacağım. Öyle değil mi sevgili bağlamam? Sen ve ben. Türkülerimizle yalnız kalacağız. Yalnız ve rüyasız. Hemen açıyorsun, çatlayacağım vallahi. Ay abla, patlama ya, sakin ol biraz ya. Zaten heyecandan öleceğim vallahi. Hadi hadi, aç aç aç. Dur. Abla dur, yangından kaçırır gibi. Gel gel. Zaten her gayrına az daha tecavüze uğruyordum ben. Ay Allah ya. Tamam dur, sakin ol, açıyorum. Ay. Ağaç. Bir mektup var. Babam bize mektup bırakmış.
çabuk çabuk. Sevgili anne. Çocuklar, ölümden sonra üçünüzün de birbirinize düşüp kavga edeceğinizi düşünerek üçünüze de eşit davranmak istedim. Üçünüze de ayrı ayrı güzel şeyler bırakıyorum. Güzel şey. Güzel. Aa, bu mu güzel? Bıraka bıraka babam kurumuş biber bırakmış. Bana da soğan. Demek miras bu he. Numarasını çekmiş bize, görüyor musun? Canım kızım benim. Umun. Tombişim benim. Hadi kızım getirme şu yemekleri. Hadi. Siz şunu çektiniz mi? Çektim. Bu kağıt da burada. Görünüyor. Bekir. Bismillahirrahmanirrahim. Bekir, döner dükkanı yanıyor. Bekir. Aman ne güzel ettin de ki. Bekir. Şu koltuk var ya. Koltuk. Bu duvar asılı. İçinde bir tetik yapmalı içinde. Bak görüyor musun burada? Şu duvardaki minlerin içinde desene ya. Tamam ben şimdi gidip onu alıyorum. Sessiz olamam. Güzel şey. Güzel. Bu mu güzel şey ya?